Metin. Merhaba sevgili Sarı Mikrofon izleyicileri. Şu anda tüm Türkiye'nin merak ettiği bir soruyu sokağa soracağız. Ve bu videoyu hiç kesmeyeceğiz. Bu videoyu hiç kesmeden devam edeceğiz. Ve burası hem kırsal kesimin, hem Samandağlı'nın, hem Kırıkanlı'nın, hem İskenderun'un olduğu bir bölge. Tam şehir merkezi. Bakalım insanlar Lütfü Savaş'ı istiyor mu, istemiyor mu? CHP Genel Başkanı Özgür Özel bize anket yaptık dedi. Birinci çıktı dedi. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum tüm yayın boyunca lütfen kesme. Devam ediyoruz. Devam ediyorum kameraman arkadaşım. Yayını kesmiyoruz arkadaşlar. Ben az sonra röportaj yapacağım insanları seçmeyeceğim. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir soru soracağım. Tabii ki buyurun. Lütfü Savaş'ı istiyor musun, istemiyor musun? Hayır, istemiyoruz. Sen? Yok abi, istemiyorum. İstemiyorum. Yani bunca insanın vebali var üzerinde. Abi depremden sonra bir çivi çaktı mı bir baksın hele. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi günler, iyi akşamlar. Saygılar mı? Arkadaşlar devam ediyoruz. İki kişiye sorduk. Sarı mikrofon olarak sorumluluğu. Bugün Lütfü Savaş'ı Hatay halkı istiyor mu? İstemiyor mu yoksa? Onu merak ediyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar amcacığım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bir soru. Evet ya da hayır. Lütfü Savaş'ı istiyor musun, istemiyor musun? Bakacağız daha. Kararsızım. Aynen. Kararsız. İnşallah iyi olur. Tek bir cevap istiyorum. Lütfü Savaş'ı istiyor musun, istemiyor musun? Hiç istemiyoruz. Nerelisin? Hizmet yok ki. Hangi ilçelisin? Ben buradayım. Bakın etrafa, Antakya bakın. Belki. Antakya, ben Defne'deyim şu anda. Ortalığa bakın. Abi Defneliler istiyor diyor Lütfü Savaş. Abi bize sormadılar ki istesin diye. Bize sorulmadı ki. Peki, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Tek bir sorum var. Alma bizi kaydı. Almayalım. Tamam. Lütfü Savaş'ı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Neden bu soruyu sordunuz? Çünkü biz de merak ediyoruz. Şimdi bu memleket çocuğu. Biz memleket çocuğumuzu her zaman isteriz. Dışarıdan gelen bir insanı istemiyoruz tabii ki. Lütfü Savaş diyor. Lütfü Savaş diyorum. Size. Ama benden uzak Allah'a yakın olsun abi. İstemiyorum. İstemem. Benden uzak Allah'a yakın. Tamam. Hızlı cevap. Lütfü Savaş'ı istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yani şöyle, biz kimseyi tanımıyoruz şu anda burada. Siyasi düşüncesini de bilmiyoruz. Sadece soruyoruz. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz diye yorum yapmalarını da, yani yorum yapmamaları için de zaman kazanıyorum. Çünkü sadece tek merak ettiğim bir soru var. Hataylı mıyız abi? Hataylıyız hocam. Merhaba. Tek bir soru. Buyurun. Bir cevap. Lütfü Savaş'ı istiyor musun, istemiyor musun? Şimdi hocam, gerçekten bu verilmesi acil bir karar. Merak ediyor insanlar. Merak ediyor. Aynen. Hatay halkı, nereli? Defneli misiniz, Harbiyeli misiniz? Nerelisiniz? Merkezliyim ben. Peki. Ha. İstiyor musun, istemiyor musun? Bir seçenek abi. Parti için evet istiyorum. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Devam ediyoruz arkadaşlar çekimlerimize. Röportajlarımıza hiç kesmeden devam ediyoruz. Soralım abicim, merhaba, geçmiş olsun. Lütfü Savaş'ı istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyoruz. Sen istiyor musun? İstemiyoruz hocam. Ne istemiyor? Devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan yürüyelim. Yani rastgele soruyoruz. Bakın, kimseyi ayarlamadık. Kimseyle önceden konuşmadık. Hani sarı mikrofon kurgu yapıyor diyorlar ya. Öyle bir şey yok. Afiyet olsun abi. Hanımefendi. Korktum. Evet, sorularımıza devam ediyoruz. Köprü başındayız. Hiç kesmedik arkadaşlar buraya kadar. Şimdi bundan sonra çok fazla insan yok. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Evet arkadaşlar, az önce kaydımızı kapatmıştık. Şimdi kesintisiz kaydımızı Antakya'da tekrar devam ediyoruz. Tüm Türkiye'nin merak ettiği bir soru var. Merhabalar. Küçük bir sorum var, sorabilir miyim abi? Tek bir cevabı var. Lütfü Savaş'ı istiyor musun, istemiyor musun? İstiyoruz. Neden istiyorsunuz? İstiyoruz. Ondan başka burasını düzeltecek kişi şu an yok. Teşekkür ederim. Sen? İstiyoruz yani. Yapar yani. Bugüne kadar da yaptı ya. Teşekkür ederim. Devam edelim. Merhabalar. Merhaba. Tek bir sorumuz var. Hataylı mıyız? Evet. Lütfü Savaş'ı istiyor musun, istemiyor musun? Lütfü Savaş. Hayır, istemiyorum. İstemiyorsun. Evet. Sen? Hayır. İstemiyorum. Hayır, istemiyorum. Sen? Ben hürrüm. Kimseye kararsızım ben. Yok abi. İstemiyorum. Yok abi. Peki. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Antakya'dayız. Şu taraftan gidelim isterseniz arkadaşlar. Çok iyi seçeneğimiz abi. Lütfü Savaş'ı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstemiyoruz.
İstemiyoruz abi. Neden abi? Neden mi? Çünkü hiç görmedik ki. Peki. Siz efendim? Lütfü Savaş'ı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstemiyoruz. Bizi depremde tek başımıza bıraktı. Yalnız bıraktı. Peki. Ama Hatay halkı istiyor diyor grup başkan vekili. Hayır, istemiyor. Özgür Özel de öyle diyor. İstemiyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bakın, şöyle yıkılmış bir şehrin içinde. Ya bu bina normalde düzdü. Ama şu anda yamuk. Röportajımıza devam ediyoruz. Kimseyi kesmiyoruz arkadaşlar. Ben bu abileri az önce tanıdım. Kesmediğimiz için de umarım bunun bir kurgu olduğunu düşünmezsiniz. Çünkü bu kurgu bir video değil. Önümüze çıkan herkese soruyoruz. Açıkçası biz de merak ediyoruz. Çünkü biz sokağa çıktığımız zaman herkes şunu söylüyor. Diyor ki biz istemiyoruz diyordu. Bakalım bunu realde görebilecek miyiz? Yani Özgür Özel bunu görebilecek mi? Merak ediyoruz. Merhaba. Evet, geri döndük. Efendim tek bir soru. Evet ya da hayır. Lütfü Savaş'ı istiyor musunuz? Hayır. Teşekkür ediyorum. Lütfü Savaş'ı istiyor musunuz? Hayır. Siz? Kesinlikle hayır. Merhabalar. Size de sorabilir miyiz abicim? Sor. Lütfü Savaş'ı istiyor musun? Birini istemiyorum ben. Ne Lütfü Savaş'ı, hiçbirini istemiyorum. Hiç kimse gelmesin. Hiç kimse gelmesin. Lanet olsun hepsine. Bizi kendi başımıza bırak. Bıraksınlar bizi. Lanet olsun hepsine. Yapar mıyız abi? Yaparız. Bıraksalar şimdiye çoktan yapmıştık zaten. Ellerini çeksinler. İstemiyoruz kimseyi. Biz kendimiz yaparız. Bıraksınlar. Yeter ki bıraksınlar. Zaten terk edildi Hatay. Abi Lütfü Savaş diyor ki biz diyor köylerden aldık daha çok diyor. Sen köylü müsün? Yok, ben şehrin içinde oturuyorum. Sen abi? Ben de şehrin içinde oturuyorum ama ben şunu sadece söyleyeyim. Eğer şahsım adına oy verirsem lanet olsun bana. Kimsenin de bunların hiçbirine oy vermesini istemiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Bir soru. Tek bir cevabı var. Evet ya da hayır. Lütfü Savaş'ı istiyor musun? Hayır. İstiyor musun, istemiyor musun son olarak? Ben Silivri soğuk abi. Gider miyiz Silivri'ye? Sıkıntı olmaz ya. Yok, ben düşüncelerini istemiyorum. İstemiyorsun. Yok abi. Peki. Doktorumuz var abicim. Müsaitseniz sorabilir miyiz ablamıza? Buyurun. Antakyalı mıyız? Hayır. Önemli değil. Malatyalıyım. Hiç önemli değil. Lütfü Savaş'ı istiyor musunuz diye soruyoruz aslında. Halk istiyor mu? Evet. İstiyorsun. Evet. Neden istiyorsun abi? Abi şey. Büyükşehir'de mi çalışıyorsunuz? Büyükşehir'de çalışıyorum. Siz de mi? Yok. Tamam. Teşekkür ediyorum abi. Selamünaleyküm. Tek bir soru, tek bir cevap. Evet. Lütfü Savaş'ı istiyor musun? Hayır. Ya, hayır. Ben istemiyorum abi. Neden? Yani nedeni abi, hiçbir şey görmedik yani, hiçbir şey yaptıklarını görmedik. Ne bileyim, yol olsun, hiçbir faydasını görmedim açık ve net. Siz efendim? Hayır abi, istemiyoruz. Sen ya aynı abi. Düşüncedeyiz yapıyoruz. Peki, kim olursa olsun lütfen savaş olmasın. Peki. Sen beyefendi? Ben yani iyi olacaksa gelebilir, sıkıntı yok. Yani çalışacaksa memleket için, eğer iyi olacaksa kesinlikle veririm. Verim. Eğer memleket için hayırlı olacaksa isterim gelmesine. Sıkıntı yok. Bir şey değil efendim, uğurlu. Canlı yayındayız şu anda. Arkadaşlar, bir sorumuz var. Başı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bence yeter bu kadar. İstemiyoruz. İstemiyoruz. Siz efendim? Asla istemiyorum. Neden efendim? Hiç deşmeyelim değil mi? Evet, fazla. Yani. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, biz anket yaptırdık. Halk Lütfü Savaş'ı istiyor dedi. Bakalım, yani şu ana kadar baktığımda çok fazla istendiğini görmedik. Ama biz sizin için canlı anket yapıyoruz ve bunu şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Bakalım devam edelim. Hayırlı akşamlar efendim. Antakyalı mıyız? Antakyalıyız. Evet. Tek bir soru, tek bir cevap. Lütfü Savaş'ı istiyor musunuz? Düşünmem lazım. Kararsız. Kararsız mısınız? Yok. Değişmesi lazımdı. Tamam. İstemiyorsunuz. Yok. Siz efendim? Kararsız. Peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Devam. Arkadaşımdan da rica edeceğim. Burası bizim ofisimizdi arkadaşlar.
Burada 5 katlı bir binamız vardı ve bina şu anda yok. Bize ne yapılacak onu da bilmiyoruz tabii. Devam ediyoruz. Merhabalar. Lütfü Savaş'ı istiyor musun, istemiyor musun? Ben bir şey demeyeyim abi. Peki. Siz de bir şey. Arkadaşlar şimdi biraz da insanlar iş yerleri var, korkuyorlar yani yorum yapmaya sonuçta. Ama biz burada sorumuzu sormaya devam edeceğiz. Devam ediyoruz röportajlarımıza. Arkadaşlar Antakya Kapalı Çarşı'da, Ayakkabılar Çarşısı'ndayız. Bir sorumuz var. Bir cevap bekliyoruz. Lütfü Savaş'ı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstemiyoruz. Ben de istemiyorum. Abi benim anlamadım, bu 4 anketi kime sormuşlar ya? Ya bu 4 anket nerede sorulmuş? O yüzden bize çıktık abi şu an. Tamam da dostum, 4 anket yani biz şimdi burada esnafız. Günde en az yüzlerce insanla görüşüyoruz. 4 anket, 4 anket. Kime sorulmuş bu 4 anket ya? Bir de biz yani depremle ilgili de değil. Depremden önce de ne yaptı bu adam ya? İstemiyoruz. İstemiyoruz abi ya. Videomuzu izleyin. 100 kişiye soracağız. Bakalım Özgür Özel'in dediği gibi Hatay'da Lütfü Savaş'ı mı istiyor Hatay? Halkın en yalın haliyle cevapları veriyoruz. Seni tanıyor muydum abi ben? Ya insanlar diyor ki kurgu yapıyorsun diyor, sarı mikrofon diyor. Sen o adamların hepsini önceden ayarladın diyorlar bize. Olur mu öyle şey? Biz daha ilk defa seni şu an gördük yani. Dostum evet. Yaşan ama Lütfü Savaş'ın kendi Twitter hesabında yayınladığı videoların altındaki yorumları Lütfü Savaş okumuyor mu? Ya da Özgür Özel okumuyor mu? Hani bunu sen ayarlıyorsan. Abi kendi sitesindeki, kendi sayfasındaki yorumları okusun ya. Yüzlerce, binlerce yorumlar var. Size de sorayım efendim. Lütfü Savaş'ı istiyor musun, istemiyorsun? Hayır. Yok hocam. Hayır. Bir arkadaşımız. Esnafa soruyoruz arkadaşlar. Yani öyle anketler nerede yapılıyor biz de merak ediyoruz açıkçası. Biz halkız burada. Antakya halkıyız. Hiç kimseden de korkmuyoruz. Biz zaten depremde her şeyimizi kaybettik. Şu anda korktuğumuz hiç kimse yok. Bizim zaten dükkanlarımızı da yıkacaklar. Yıksınlar. Bu depremi biz yaşadık. Biz bebeklerimizi kaybettik. Biz annelerimizi, babalarımızı kaybettik. Şimdi soruyorum. Lütfü Savaş'ı istiyor musun, istemiyor musun? Lütfü Savaş'ı istemiyorum. Teşekkür ederim. Hanımefendiler, hep erkekler konuştu. Size de bir soru sorabilir miyim? Lütfü Savaş. İstemiyorum. İstemiyorum dedi. Bir tane daha ekliyoruz arkadaşlar sayacımıza. Senin de evin yıkıldı sonuçta. Biliyorsun. İş yerinde yıkıldı abi burada. İş yerinde yıkıldı. İki arkadaşım vefat etti. Evin yıkıldı. Aynı mahallede oturuyorduk mesela. Sarankent tarafında değil miydin sen? Evet. Orada 9 kat, 10 kat, 11 kat burası deprem bölgesi olduğunu söylüyorlardı. Bunlara peki bu imzayı atanlar kimler? Burayı yapan insanlar kim? Abi örneğin bak, bırakın. Yani bu şöyle. Bu bina sen diyorsun ki deprem yönetmenliğe uygundur, kanuna uygundur deyin imza atıyorsun. Peki imzanı attın, bu bina eğer sen dediğin gibi ise daha bir yıllık, iki yıllık veyahut altı aylık binalar, yeni taşınmış insanlar. Örneğin ben 8 ay oturdum, benim evim yıkıldı. Orada çocuklar öldü, annesi öldü, babası öldü. Çeşitli kişiler öldü yani. Peki bu imza atanlar, müteahhitler suçlu, tamam. Peki bunlara olur imzasını atanların hiç mi suçu yok? Bu adamlar niye yargılanmıyor? Niye soruşturma geçmiyor? Ya niye bu adaletsizlik? Niye bu haksızlık? Ben sarım. Lütfü Savaş'ı istiyor musun? Ben yorum yapmak istemiyorum. Yok. Lütfü Savaş'ı istiyor musun? Hayır. İstemiyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Lütfü Savaş'ı istiyor musun? Ben istemiyorum. Merhabalar, bir soru. Sağ ol abi. Abi küçük bir sorum var. Tek bir cevap, evet ya da hayır. Lütfü Savaş'ı istiyor musun? Abi girmiyorum siyasete. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Lütfü Savaş'ı istiyor musun? Hayır. Teşekkür ediyorum, devam. Lütfü Savaş'ı istiyor musun? Evet, hayır. Hayır. Yıllara soruyoruz, Lütfü Savaş'ı istiyor muyuz? Kesinlikle istemiyoruz ve asla CHP'ye de oy vermeyeceğim. Ne Defne'de ne de Büyükşehir'de. Abi, kırsaldan biz oy alıyoruz diyor. Sen kırsalda yaşıyordun. Evet, evet. Nerede Defne'deyim ben. Abi, CHP'ye vermeyeceğim, kesinlikle vermeyeceğim. Defne diyorlar, verecek diyorlar yani. Özgür Özel öyle söylüyor. Yok, yok. O yollara bir geçsinler o yollardan ondan sonra. 100 kişiye soracağız. Biraz hızlıyız. Kesinlikle. Görüşmek üzere abiciğim. Lütfü Savaş'ı istiyor musun, istemiyor musun? Evet, hayır.
Hayır. Tek bir cevap. Lütfü Savaş'ı istiyor mu istemiyor mu Hatay halkı? İstemiyor. Size soralım mı efendim? İstiyor musunuz istemiyor musunuz? Hayır. Hayır. Sebebini söyleyeyim. Olduğu için burada mesela ablalarımız var. Lütfü Savaş Hatay halkı istiyor mu istemiyor mu? İstemiyor. Siz? İstemiyoruz. Teşekkür ediyorum. Soruyoruz. Diyoruz ki Lütfü Savaş Hatay halkı istiyor mu istemiyor mu? Yok abi, kesinlikle istemiyor. Yani özellikle çarşı olarak yıllardır dile getiriyoruz bu altyapıyı. En ufak bir yağmurda, en ufak bir şeyde, hem çatıdan olsun hem yerden olsun sel gidiyor, zaten işimizi kapatıyoruz. Yani CHP lideri Özgür Özel dedi ki Lütfü Savaş kırsaldan alıyordu. Siz kırsalda mı yaşıyorsunuz? Köyde şu an zaten köye mecbur olarak köye geçtik. Yani önceden oy topluyordu köy kırsallarında toplu, ama şu an hiç sanmıyoruz yani toplayacağını yani. Genel olarak herkes de benim gibi düşünüyor. Önceden verenler de tövbe etti yani şu an. Hiç kimse düşünmüyor. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Abi, bir soru sorabilir miyim abi? Efendim abi. Lütfü Savaş Hatay halkı istiyor mu istemiyor mu? İstemiyor abi. Antakya'nın yerlisindenim ben. Lütfü Savaş'ı burada istemiyoruz abim. Benim kayıplarım bay oldu abi. Çok oldu benim kayıplarım. Lütfü Savaş'ı istiyor musunuz, istemiyorsunuz diye soruyorum. Sağ ol baba, teşekkür ederim ya. Biz İstanbul'uz, konuşamıyoruz bazı şeyleri. Teşekkür ederim. Hatay halkı Lütfü Savaş'ı istiyor mu? Hatay halkı istemiyor baba. Biz de istemiyoruz, bunu söylemek istemiyordum ama. Yani kimse istemiyor bunu. Çok teşekkürler. Hele de Uzun Çarşı İstanbul hiç istemiyor. Sağ olun, teşekkürler. Lütfü Savaş'ı istiyor musun, istemiyor musun? Oy verecek misin? Lütfü Savaş ama? Evet. Kesinlikle hayır. Çok teşekkürler, sağ olun. Oy verecek misiniz? Vermeyeceğim. Hatay halkı istiyor mu? Vermeyeceğim, ben istemiyorum. İstemiyorum. Lütfü Savaş'a oy verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Vermeyeceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim, teşekkür ederim.